Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Başım mı dertte? Beni hatırla, duy beni en sıkıldığın an. Baştan sona her şeyiyle bu vatan, sakın ağlamasın Kasımlar'da, Fatihler, Kanuniler ölmez. İnanın, Mustafa Kemal'ler tükenmez. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir demiştir Atatürk. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak mahiyet alır demiştir. Çok doğru. Bu sözlerin sahibi olan Atatürk, nutuku yazarak dünya tarihinde çok önemli olan bu sürecin yorumunu da başkalarına bırakmaksızın kendisi yapmıştır ve yazmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca her adımını dikkatle, toplumun duyarlılıklarından kopmadan, dünyadaki gelişmeleri izleyerek ve Türk ulusunun desteğini daima yanında hissederek atmıştır. Sözleri hala bize yol göstermektedir. Zafer kazanmış bir komutan olmasına rağmen, yurtta barış, dünyada barış sözleriyle barışın vazgeçilmezliğini haykıran Atatürk, zaferle taşlanan Kurtuluş Savaşı'nın sonunda kendisine "Başardınız paşam" diyenlere "Asıl mücadele şimdi başlıyor" demiştir. Türk ulusunun aydınlanma sürecini başlatmış ve barış içinde büyümesini, gelişmesini istediği cumhuriyetimizi gençlere ve çocuklara emanet etmiştir. Yaşamı boyunca her fırsatta çocuklara, gençlere seslenen, onlara bayramlar armağan eden, yurt gezilerinde daima yanında gençlere yer veren Ulu Önder Atatürk, gençliğe olan inanç ve güvenini, "Benim en büyük eserim" dediği cumhuriyeti, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz" sözleriyle gençliğe emanet ederek göstermiştir. Atatürk'ün hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir sözleri de bu kutsal emaneti geleceğe taşırken gençlerin yürüyecekleri zorlu yoldaki rehber niteliğindedir. Atatürk'ü anmak üzere toplandığımız bu anlamlı günde onu anmanın en doğru yolu onu iyi okumak ve sözlerini doğru yorumlamaktır. Bizler bugün kadını ve erkeği omuz omuza dayanışma içinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda, dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak, tüm bu güzel duyguları ona ve onunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlarımıza borçluyuz. İşte bu duygularla burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bişkek'teki Büyükelçisi olarak böyle bir anlamlı törene ev sahipliği yapabilmenin onuru ile sizlerin huzurunda bir kez daha eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyorum. Ve onun gösterdiği yolda aklın ve bilimin rehberliğinde
ilerleme kararlılığımızda emanetinin bekçisiyiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyük Önder Atatürk, yolundan gidiyoruz. Gösterdiğin hedefe yılmadan yürüyoruz. Büyük Önder Atatürk, seninle büyüyoruz. Her 10 Kasım gelince seni çok özlüyoruz. Savaş sonrasındaki tarihi liderlerini başarılarına göre sıraya koyan eksiksiz bir liste oluştursaydık, asker, reformcu, modern Türkiye'nin kurucusu, Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk bu listenin en başlarında yer alırdı. Ölümü dünya barışı için gerçek bir kayıp oldu. Los Angeles Times, ABD, 11 Kasım 1938. Atatürk çocuğu diyor ki, seneler kutlu bana, aylar umutlu bana, her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana. Cesaretim candadır, şöhretim dört bir yandadır. Benim bütün mücevherlerim nabzımdaki kandadır. Tarihte eski yaşım, harpte eğilmez başım. Toplar can yoldaşım, silahlar arkadaşım. İzmir benim, Van benim, şeref benim, can benim. Kars, Erzurum, Hatay, Ardahanlar benim. Yurduma nasıl koyarım, ona bir yan bakalım, gözlerini oyarım. Türk dünyada tektir, milletlere örnektir. Türk'ün meşalesi asla sönmeyecektir.